Hoş geldiniz, hoş geldiniz Tıpturan Dünyamız. Kardeşlerim, karındaşlarım, mini düğünlerim. Esen hu, esen bolsun, esenlikler herkese. Bütün, nerede yaşıyorsanız, bütün Tıpturan Dünyamız, bütün kardeşlerime, karındaşlarıma saygılarımı sunarım. Devam ediyoruz arkadaşlar serimize. Tıpturan'a hizmet edenler, bu insanları anacağız, her zaman anacağız. Hatırlatacağız. Çok sayıda insanımız vardır arkadaşlar. Çok sayıda insanımız vardır. Bu insanlar bizlere çok şey katmıştır. Çok şeyler katmışlardır. Bu insanlar muhteşem insanlarmış yani. Gerçekten bazen bakıyorum diyor yani. Yaşamış oldukları o zaman da, o çağlarda. 19. özellikle her zaman söylüyorum 19. yüzyıl yani. Ve 20. yüzyıl başları yani. Yani 1908'e kadar. 1908'e kadar. Düşün 1908'e kadar. Bu insanlar neler yaşadılar? Neler yaşadılar yani? Ne zulümler gördüler. Niye? Çünkü bu insanlar yani Türkçülük akımı içinde. Hem yenilikçi akım, Türkçülük akımı akıl bilim yolundan giden insanlardı. Ve çok da dil konuşan insanlardı bunlar yani. Dünyayı takip eden insanlardı. O zaman, o çağda, o zamandır. Düşünün yani. Kolay değil. Kolay değil. Gerçekten bu insanlar deha insanlarmış yani. Gerçekten deha insanlar yani. Bizlere çok şey kattılar. Ben işte bunlar her zaman anacağım yani. Her zaman anacağım. Ve sizler de arkadaşlar, sizler de muhakkak çocuklarınızı öğretin bunları. Öğretin. Dedim ya, insanoğlu hep değerleri yaşar. Bu insanlar Türkçülüğe çok büyük hizmet etmişlerdir. Çok büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Kimisi canları pahasına. Eğer bugün yaşıyor, her zaman söylüyorum bak, bugün eğer yaşıyorsak Türk kalmış Anadolu'da bu insanlar sayesindir ya. Bu insanlar sayesindir. Hepsi zincirin halkalarıdır ya. Hepsi teker. Yani bu insanlar olmasalardı, 19. yüzyılda yaşayan o dehalı olmasalardı bu insanlar biz neydi böyle sorduk ya. Yok olup giderdik. Zaten Cumhuriyet, dedim ya, Cumhuriyet kurulduğu zaman 1923'te Kurtuluş Savaşı bitti zaman 10.700.000 kişi kalmıştır. 10.700.000 kişi kalmıştık. Dedim ya, Türk her zaman ölmüştü yani. Türk her zaman ölmüştü. Savaşa gidecek, ölecek Türk. Ama saraya giremeyecek, eğitime giremeyecek. Hor görülecek, yok sayılacak, aşağılık görülecek. Dedim ya arkadaşlar, 400 sene yakın böyle sürmüştür. Yüreğim yanar, yüreğim, ciğerim yanar. Ciğerim. İmparatorluğun temeli Türk ulan. Nasıl böyle bir şey olur? Nasıl? Neden? Yani çıldıracağım bazen ya. Nankörlüğün danışkası lan. Nasıl bir şeydir bu? İmparatorluğun temeli Türk. Lan sen Türklüğü yok sayacaksın. Lan daha da var ya. Dedim özellikle 1490'dan sonra ya. İşte bu insanlar 19. yüzyılda bize inanılmaz şeyler çıkartmışlardır. Bilgiye ulaştırmışlardır. Bundan sonra gelen nesillere örnek olmuşlardır. Ve bu nesiller de bu insanların yolundan gidip Türkiye Cumhuriyeti kurmuşlardır. Unutmayın arkadaşlar. Ama maalesef değil mi? Özellikle 20-30 seneden beri, 40 seneden yakın bu insanları unutturmaya çalışıyorlar. Ben elimden geldiği kadar bunları sizlere anlatıyorum ya. Anlatıyorum, bilin. Bilin, dedim insanlar hep değerleri yaşar. Bugün onlardan bir tanesi olan birisini konuşacağız. Veled Çelebi İzbudak. 16 Temmuz 1869 yılında Konya'da doğmuştur. 4 Mayıs 1953 yılında ölmüştür. Türk dil edebiyat bilgini şairdir. Milletvekilidir. Mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet devirlerinin bilimsel ve edebi çalışmalarına katılan Veled Çelebi ömrünü Türk dili araştırmalarına vermiştir. Ömrünü Türk dili araştırmalarına vermiştir. Türk Dil Kurumu çalışmalarını ölümüne kadar devam ettirmiştir. Veled Çelebi İzbudak 16 Temmuz 1869 yılında Konya'da doğmuştur.
4 Mayıs 1953 yılında ölmüştür. Türk dil, edebiyat, bilginin şairdir, milletvekildir. Mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet devirlerinin bilimsel ve edebi çalışmalarına katılan Veled Çelebi ömrünü Türk dili araştırmalarına vermiş. Türk Dil Kurumu çalışmalarını ölümüne kadar sürdürmüştür. Bir araştırmacıdır. 2. 3. dönem milletvekili görevi yapmıştır. Atatürk ile yakın ilişkilerde bulunmuştur ve bilimsel çalışmalarında desteğini görmüştür. Türkçülük. Konya'da memuriyet hayatını başladığı sırada Türkçülükle tanışmış ve Türkçülük hareketi içinde yer almıştır. Bir araştırmacıdır. 2. 3. 4. dönem milletvekilliği görevi yapmıştır. Atatürk ile yakın ilişkilerde bulunmuştur ve bilimsel çalışmalarında desteğini görmüştür. Türkçülük. Konya'da memuriyet hayatına başladığı sırada Türkçülükle tanışmış ve Türkçülük hareketi içinde yer almıştır. İstanbul'a geldiğinde Türk Derneği kuruluşunda Yusuf Akçura ve Necip Asım ile birlikte yer almıştır. Necip Asım'la birlikte Türk grameri ve tarihi konusunda incelemeler yapmıştır. Ve onun teşviki ile 12 ciltlik Türk dili lügatını kaleme almıştır. Kütüphanesini onun emrine veren Ahmet Mithat Efendi, daha önce söylemiştim, Ahmet Mithat Efendi. İstediğim mi? Bu büyüklerimiz hep bunların yanındaydı. Ahmet Mithat Efendi, Mustafa Reşit Paşa değil mi? Bunlar çok 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 önemli arkadaşlar, bakın. Dedim, geçerli isimleri muhakkak geçer demiştim ya. Ahmet Mithat Efendi, Mithat Efendi'den de teşvik gördü. 12 ciltlik eserinin yazma nüshası, 12 ciltlik eserinin yazma nüshası Türk Dil Kurumu kitaplığında bulunur. Türk Dil Kurumu kitaplığında bulunur. Yalnız yazılı hale getirilememiştir. Neden acaba? Yusuf Akçura ve Necip Asım ile birlikte yer almıştır. Necip Asım'la birlikte Türk grameri ve tarihi konusunda incelemeler yapmıştır. Ve onun teşviki ile 12 ciltlik Türk dili lügatını kaleme almıştır. Kütüphanesini onun emrine veren Ahmet Mithat Efendi'den de teşvik görmüştür. 12 ciltlik eserin yazma nüshası Türk Dil Kurumu kitaplığında bulunur. Yazılı hale getirilememiştir. İlginç. Dil çalışmalarına Cumhuriyet'in ilanından sonra da devam eden Veled Çelebi Kastamonu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Toplam 20 yıl süreyle bu görevi yaptı. Milletvekilliği sırasında Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması ile görevlendirildi. 4 Mayıs 1953 yılında Ankara'da ölmüştür. Dil çalışmalarına Cumhuriyet'in ilanından sonra da devam eden Veled Çelebi Kastamonu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Toplam 20 yıl süreyle burada görev yaptı. Milletvekilliği sırasında Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması ile görevlendirildi.
4 Mayıs 1953 yılında Ankara'da ölmüştür. Ankara'da ölmüştür. Kendisini saygıyla anıyoruz. Arkadaşlar saygıyla anıyoruz. Işıklar ışın olsun. Işıklar ışın olsun. Bu değerli büyüğümüz. Değerli büyüğümüz. Yani Türk dinine, Türk dinine vermiş olduğu katkılardan dolayı bu insanlara minnettarız arkadaşlar. Minnettarız yani. Kolay değil. Çünkü Osmanlı'nın, dedim ya, Osmanlı Türkçesi, ya bir de şey yapmış, Osmanlı Türkçesi, Türkçesi. Ya arkadaşlar Osmanlı Türkçesinin içinde hep Arapça, Farsça şeyler karışmıştı yani. Arapça, Farsça. Zaten o Osmanlı Türkçesi anlayan o sarayın etrafında olan insanlar anlıyordu ya. Sarayın etrafında olan insanlar anlıyordu. Anadolu'daki insan ne anlasın ya? Ne anlasın onların konuştuğunda? Ama bakın Anadolu'daki insan 12. yüzyıldaki, 13. yüzyıldaki Yunus Emre'ye çok iyi anlar. Yunus Emre'ye çok iyi anlar ama 19. yüzyıldaki, asırdaki Osmanlıcıyı kimse anlamaz. Sadece saray çevresi. Saray çevresi anlardı. Anladınız mı? Anladınız mı arkadaşlar? Ama bir Yunus Emre'yi herkes bilirdi yani. 13. asırda Anadolu'daki, ben hala bu Yunus Emre'yi tak diye dinlediğim zaman bütün Türk dinini anında çıkartırsın. Aynı ya, değişen bir şey yoktur. Ama saray çevresi bambaşkaydı. Saray çevresi bambaşka. Sözde Osmanlı Türkçesi. Osmanlı Türkçesi. Yesinler, yesinler. İçine karışmış olan Arapça, Farsça. İşte bunları arındıran insanlardır. Yani saf Türkçe çıkartıp koyan insanlardır. Bu değerli büyüklerimiz, değerli büyüklerimiz. Bunları hatırlayacağız arkadaşlar. Bunların hepsinin emekleri çok büyüktür. Hepsi emekleri çok büyüktür. Değil mi? Hepsi bir Türk duranın halkalarıdır yani. Halkalarıdır. Hepsi, hepsi. Teker teker anlatacağız bu insanlarımızı. Ve bu insanlar her zaman yüreğimizde kalacak, yüreğimizde kalacak. Ne mutlu bizlere, ne mutlu bizlere, hatırlayacağız bu insanları. Başka bir ulubiyimizde, başka bir ulubiyimizde görüşmek üzere. Ben buradan hepsine saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın.